Evet, az önce ekranlarınıza taşımıştık. Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlik vardı. Çevreyi koruma etkinliği ve sanat günleri etkinliğiydi. Bununla ilgili şu anda Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ile konuşacağız bu etkinlikleri. Sayın Genç, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Merhaba, çok teşekkür ederiz. Efendim, Kilyos Çevre ve Sanat Günleri etkinliği düzenlendi, sona erdi. Hakikaten biz de ekranlarımıza taşıdık az önce. Çok güzel eserler ortaya çıkmış ama biz bunları sizden dinlemek istiyoruz. Nedir bu etkinlik, nasıl sürdü, kaç gün sürdü? Sizden detaylar alabilir miyiz? Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Kilyos deyince yaz mevsiminde akla gelen şey, yine bir boğulma haberi verilecek diye sanki böyle algılanır. Ama bu sene dördüncüsünü yaşadığımız, beşincisini yaşadığımız çok önemli bir etkinlik vardı. Çevre ve sanat etkinlikleri, festivalleri. Şimdi Kum'da sanat nasıl fark edildi, nasıl yaşatıldı? Bizim Kum Zuhant Bankları günleri çok uzun yıllardır kutlanır, yapılır. Ve kum, özellikle kum zambaklarını yaşatmak anlamında bir çaba içindeyiz. Ve bundan birkaç yıl önce de yine Kum'da kim oynar? Çocuklar oynar. Evet. Büyüklerin o kumdaki sevdası ortaya çıktı. Ve çok önemli, belki ekranlarda gösterdiğiniz çok önemli eserler çıktı ortaya. Bu eserlerin yapılmasında biz destek verdik arkadaşlara. Profesyonel sanatçılar vardı, amatörler vardı, çocuklar vardı. Ve inanılmaz güzel eserler çıktı ve her eserinde ayrı bir hikayesi var. Her eserin mesajı var. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada yaşadık. Birkaç gün, üç gün boyunca yaşadık. Ve bunun yanında Hurda'dan bu çevre, özellikle çevreyi korumak anlamında Hurda'yı geri dönüştürerek Hurda'dan heykeller yaptı arkadaşlar. Hem aynı şekilde yine bir hikaye ve yeni bir mesaj vermek şeklinde Hurda'dan heykeller yapıldı. Ve bu Hurda'dan heykelleri Sarıyer'in muhtelif yerlerinde bir müddet sonra sergilemeye başlayacağız. Burada önemli olan şuydu: giderek sanatın köreldiği ve giderek çevre değerlerinin dibi vurduğu bir dönemde bunları bir mesaj olarak verebilmek, çevreyi özellikle sahiplenmek anlamında, yani doğanın bize bahşettiklerini hem korumak hem de emanetçisi olduğumuz bu günleri bizden sonraki nesillere aktarabilmek ve başına herhangi bir şey gelmeden aktarabilmek çok önemliydi. Kilyos Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri. Kilyos gibi dünya kadar yerimiz var. Bunları önemli olan bunların önemini bilebilmek, bunları sahiplenebilmek ve bunları yine biraz önce söylediğim gibi yarına taşıyabilmek, bunların fark edilirliğini yaratmak. Çünkü farkına varılamaması, özellikle çevrenin zarar görmesinin en önemli nedenlerinden biri. Farkına varıldığında biz o zaman çok daha önemini bilmiş olacağız, daha bir fazla sahiplenmiş olacağız ve de özellikle de bu olanakları bulamayan ve bunlardan faydalanamayan insanlara da aynı şekilde bunları da sunmuş olacağız ve bunlardan fayda sağlamalarını özellikle gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla ben emeği geçen öncelikle bütün sanatçı arkadaşlarıma, bu konuda bütün çalışma arkadaşlarıma ve Kilyos halkına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle bu tür sanat alanlarının duyurulması konusundaki sizlerin çabaları bizler için, yapılan işlerin anlatılabilmesi açısından çok önemli. Sizlere de çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz ama bir sorum daha olacak başkanım size. Bunlar çok güzel etkinlikler. Onun yanında aslında çocuklara da çok önem verilen bir etkinlik var. Ben buna da özellikle değinmek istiyorum. Gülümsemeleri her şeye bedel diye. Sanırım Mardin ve Siirt'ten gelen öğrenciler için bir tatil düzenlendi ve etkinlik oldu sanıyorum. Öyle şimdi mi acaba? Mardin, Siirt, Diyarbakır, o bölgeden çocuklarımız
belli bir süre içinde getirildiler. Biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için zaten her yıl 8 senedir yurt dışından ve özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'dan da çok sayıda çocuğumuz geliyordu. Bu son gelenlerde farklı, dediğim gibi her birinin farklı bir hikayesi var. Mesela onların özlemini bir yavrumuz, Diyarbakırlı bir yavrumuzun aynen onun ifade ettiği şekilde ben söylemek istiyorum onun telaffuzuyla. Buyurun lütfen. Bunlar bizim misafirlerimiz oldular. Hiç göremedikleri yerleri gördüler ve de hiç şahit olamadıkları o denizin güzelliğini gördüler. İşte Anadolu'nun her bir tarafı, üç tarafı da yoğun deniz olmasına rağmen o çocuklarımıza denizi gösteremedik. Bunları yapmak lazımdı ve yapıldı. Bir çocuğumuz kumda oynuyordu. 7-8 yaşlarında bir çocuğumuz. Nasılsın, mutlu musun, ne yapıyorsun dendi. Vallahi ben Diyarbakır'da süs havuzlarına giriyordum. Burada gerçek havuza girdim abi dedi. Ve bu farklı bir güzellikti. Farklı bir özlemin dile getirilmesiydi. Evet. Onun için ben bütün diğer belediyelere, arkadaşlarıma ya Doğu Anadolu'ya bu şekilde sahip çıkmak gerekliliğini ve çocuklarımızı ve yaşadıkları coğrafyada, yaşadıkları Türkiye'de bu şekilde güzel yerler olduğunu ve en azından denizle kendi yaşadıkları alanların da karşılaştırılması ve buradan da güzel sonuçlar çıkarması anlamında, birazcık daha vizyonel bakabilmesi anlamında, biraz daha Türkiye'yi sevebilmeleri anlamında gerçekten çok büyük önemi var. Ve ben o arkadaşların gelmesine ve oradan gelmelerine olanak sağlayan öğretmenlerime, onlara eşlik eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten bu projenin, bu sene biz geç kaldık, daha bir fazla sayıda çocuğumuzu getirmek konusunda bir çaba içinde olacağız. Önümüzdeki yani bu proje yıllar devam edecek diyorsunuz. Kesinlikle devam edecek, evet. Pekala, bir sorum daha olacak efendim. Termik santrallerin getirdiği risklerle alakalı da bir etkinlik sanıyorum düzenlenmiş. Bununla ilgili de neler söylersiniz? Şimdi bakın, bizde maalesef bir altyapısızlık yaşıyor Türkiye. Biz hiçbir şeyi bir araştırmaya, bir temele, bir altyapıya dayandıramıyoruz. Yani o biraz başlayan, özellikle Atatürk Cumhuriyeti'nin başlarında başlayan o özelliklerimizi, temel özelliklerimizi, bilimselliğin, çağdaşlığın ve teknolojinin bu kadar arttığı dönemlerde bu kadar yok etmeye yönelik, doğayı, olanakları, doğal olanakları yok etmeye yönelik çabalar içine girmeyi aklım almıyor bir türlü. Bir örnek vereceğim. HES'ler kurduk. Hidroelektrik santralları. Nerelerde? Dağlarda, taşlarda dereleri kuruttuk. Dereler kurudu. Ve sonrasında bir baktık ki güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle ilgili ihaleler yapıldı. Ya ben şunu anlayamıyorum. Bir mühendisim ben bir de. Ya biz bunları, HES'leri kurmadan önce yapsaydık, şu anda bu enerjiyi, ki dünyanın en verimli ülkelerinden biriyiz özellikle bu dönüştürülebilir enerji konusunda, ya biz bu kadar kayba, bu kadar derimizi kurutmadan bunlara zaten sahip olma şansımız olacakken niye o işi yok etmeyi baştan yaptık? Şimdi diğer de aynı şekilde, yani doğanın bize, Yaradan'ın bize bahşettiği en verimli, yaşam için en verimli alanları bir başka amaç için kullanmak, hem orayı yok etmek, hem yaşam alanlarını yok etmek ve bir müddet sonra da buradan getirebileceği faydanın kat ve kat paralar ödense bile o kaybettiklerimizi karşılayamayacağı bir döneme denk gelecektir. Yani bunu bir araştırması gerekir. Bunun da yapılmasının tek bir şeyi var. Bilim insanına her bir dönemde değer vereceksiniz, bilim insanını dinleyeceksiniz, bilim insanıyla beraber yürüyeceksiniz. Yani bunları yapmadığınız takdirde özellikle bir ülkenin yönetiminin planlanması, geleceğinin planlanmasını siz eğer es geçerseniz bunun bedelinin çok ağır olacağını belki içinde bulunduğunuz günlerde hissedemezsiniz. Ama o ülkenin yarınının
çok net bir şekilde hissedeceğinin ve bunun da vebalinin nasıl ödeneceğini açıkça bilemiyorum. Yani. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Sayın Şükrü Genç. Peki var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey son olarak? Ben teşekkür ederim. Çok iyi yayınlar diliyorum KRT'ye ve bu tür programlara özellikle olanak tanıdığınız için bu tür programları özellikle kültür ve sanat anlamında özellikle yoğun işlediğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkürler efendim.